Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Doğuş grubunun desteğiyle sürdürdüğü kampüste Senfonik Akşamlar turnesi devam ediyor. Turnenin ikinci durağı Erzurum Atatürk Üniversitesi'ydi. Doğuş grubunun sponsoru olduğu kampüste Senfonik Akşamlar turnesi, klasik müziğin yaygınlaşmasını hedefleyen bir proje. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın daha önce gitmediği Anadolu illerine giderek buradaki bölge halkını ve üniversite öğrencilerini klasik müziği sevdirmek, onlara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı dinleme imkanı sağladı. Turne kapsamında Anadolu'daki üniversitelerde konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Erzurum'da da büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki 1000 kişilik salonda yer bulamayanlar merdivenlere oturdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Rengim Gökmen yönetiminde ve dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in solistliğinde Erzurum'da unutulmayacak bir geceye imza attı. Çok coşkulu, güzel bir dinleyiciyle karşılaştım. Daha çok sık konser inşallah orada olmasını çok içten diliyorum. Gece sonrasında oluşan olumlu hava, Cumhuriyet'in ilk yıllarında verilen klasik konserleri için aktarılan ünlü "Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi" anekdotunun espri konusu olmasına neden oldu. Salon girişine konulan görüş ve öneri defterine bir genç gülümseyerek "Abi adama işkence ediyor bunlar yav" notunu düşmüştü.